İki takım arasındaki rekabet Trabzonspor'un en üst lige çıktığı günden beri devam ediyor. Bordo mavillerin lige çıktıktan sonra kısa sürede kazandığı şampiyonlukların hemen hemen tamamında çekiştiği birinci takımın Fenerbahçe olmasının yanı sıra Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla biten belli başlı bazı şampiyonluklarda da en yakın takipçisi İstanbul'un iki büyüğü değil Trabzonspor'du. Trabzon deplasmanının iki takım içinde ilginç yanları var. Trabzon deplasmanı ligin en zorlu deplasmanlarından. Bunu söylemeye gerek yok zaten. Ancak Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki çekişme iki takım için de sayılara iyi tarafta yansımıyor. Trabzonspor Fenerbahçe'nin deplasmanda puan ortalaması en düşük rakiplerinden biri. Toplam sayıya bakınca iki takımın Trabzon'daki galibiyet ve yenilgi sayıları aynı. Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanından ortalama 1,38 8 puan çıkartabiliyor. Trabzonspor içinse yine en az 10 kez ağırladığı takımlar içinde en düşük puan ortalamasına sahip olduğu rakiplerinden üçüncüsü Fenerbahçe. Trabzonspor'un sahasında en düşük puan ortalamasına sahip olduğu ilk 5 takımın tamamının İstanbul ekipleri olması da bir diğer ilginç not. Trabzon'da oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçlarında tarafların galibiyet sayıları eşit olduğu için doğal olarak iki ekibin puan ortalaması da eşit. 1,38. Trabzonspor, İttifak Holding Konya birlikte ligin şu anda namalup iki takımından biri demiştik. Konyaspor'un Galatasaray karşısında namalup çıkmasının nadirliği, Trabzonspor-Fenerbahçe eşleşmesinde söz konusu değil. Ligin 8. haftası ve sonrasında Trabzonspor'un ligde yenilgisi olmadığı durumlarda iki takım üç kez karşılaştılar. 1978-79 sezonunun 19. haftasında iki takım karşılaştığında Trabzonspor ne mağluptu ve unvanını birbirlik beraberlikle korumayı başardı. 1989-90 sezonunun 10. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı maçtan önce de Trabzonspor'un ligde yenilgisi yoktu. Bordo Maviller o maçı da 3-2 kazanmayı başarmıştı son olarak 1995-96 sezonunun 15. haftasında bu kez İstanbul'a namalup gelen Trabzonspor maçı 3-1 kaybederken yenilmezlik unvanından da oluyordu. Eşleşmeye ve takımların ligdeki ilk 8 haftadan bu maça taşıdıkları verilere bakmaya başlayalım. Lig lideri Fenerbahçe ancak bu ilk grafiğimizdeki görselde genelde önde olan Trabzonspor, ligin en çok gol atanı, en çok isabetli şut çeken takımı Trabzonspor. Şutta ikinciler, topla oynamada ve isabetli pas sayısında da Fenerbahçe'nin önündeler. Fenerbahçe'nin önde olduğu alanlarsa 7 gol sayısı ve rakip ceza sahasında topla buluşma. Bu sayılarda kimin önde, kimin geride olduğunun anlattığı enteresan şeyler var ki onlara birazdan geleceğiz. Defansif aksiyonlar toplamında Trabzonspor'un top kapma sayılarının düşüklüğü ve bundaki sıralaması dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin bu kalemlerde 7. ve 4. olması topsuz oyundaki geri kazanım çabasıyla ilgili biraz fikir vermeye başlıyor. Faul sayılarındaki farksa 8 maç sonunda kayda değer değil. Kendimize ara pası attığımız yere geldik. İki takımında öncesinde en az 10 pas olan gol sayısı 2 ve her iki takımda ligde bunu şimdilik en yüksek sayıda yapan takımlar. Ancak oyun tarzının kendisi açısından yine her iki takımın da direkt hücum sayıları da birbirine yakın olmakla birlikte Fenerbahçe'nin 10 pas üstü dizisi ve deste hücum sayısının Trabzonspor'unkinden önemli miktarda düşük olduğunu görüyoruz. Elindeki oyuncular itibarıyla Trabzonspor direkt hücum fırsatlarını da değerlendiriyor gibi görünse de hem topla oynama oranı hem 10 pas üstü dizi ve deste hücum sayılarının yüksekliği topa hükmetmeyi tercih ettiklerini anlatıyor. Fenerbahçe'de ise durum böyle değil. Geçen sezon Erol Bulut'la daha reaktif bir oyunu tercih ediyor görünen Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte yaklaşımını ters tarafa kırmıştı. Pereira, Belözoğlu ve Bulut'un sayılarını bu programda daha önce de karşılaştırdık. Ancak Pereira'nın maç sayısı en azından Belözoğlu'nun maç sayısına yaklaştıkça ve sezon ilerledikçe bu karşılaştırmanın daha anlamlı hale geleceğini de belirtmiştik. Sayılar da bu bunu doğrular nitelikte Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde maç başına 8,5 olan ve Belezoğlu döneminde 13,4'e yükselen 10 pas üstü dizi ortalamasını Pereira ile birlikte yeniden 7,5'a düşürmüş durumda. Yani Fenerbahçe, topu uzun uzun çevirdiği sekansları aramıyor. Bu deste hücum sayısına da yansımış durumda. Bunun yerine direkt hücum ortalamasında bir artış var. Yani sadece sayılara bakarak geçen sezon adına Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu topa hükmeden bir dominant takım oyunu olarak tarif edemiyorduysak bu sezonkini hiç edemiyor olmamız gerekiyor. Sıra kale önü performanslarında İki takımın yine penaltısız gol beklentisi ve penaltısız gol sayıları birbirine yakın. Bunun sonucu olarak da bu iki istatistikte arka arkaya sıralanıyorlar. XG'de Fenerbahçe, golde Trabzonspor önde. Farktaysa ise Fenerbahçe beklenenin az da olsa altında, Trabzonspor ise beklentiyi bir golden fazla aşmış durumda. Gol beklentilerine biraz da görselleştirilmiş halleriyle göz atalım. Trabzonspor'un penaltısız ve rakiplerinin kendi kalesine attığı goller hariç görselinde, şut ve gol lokasyonlarında dikkat çeken bir nokta, çok uzaktan atılmış iki gol. Ceza sahası dışı girişimlerinin çokluğu, Trabzonspor'un şutlarının ortalama XG'sini de 0,1'e çekmiş durumda. Nitekim Trabzonspor, ceza sahası dışından çektiği 50 şutla ligin uzaklardan kaleyi en çok yoklayan üçüncü ekibi. Trabzonspor'da dikkat çeken nokta dediğimiz ceza sahası dışı golleri Fenerbahçe'de daha da çarpıcı. Ancak bu şekilde atılan 4 golün tamamı aslında yay izasında. Fenerbahçe'nin 12 golünün 5'inin 6 pas içinden olması ve uzaktan şutların görece azlığı Fenerbahçe'nin şutlarının ortalama xG değerini 0,13'e kadar çıkartmış durumda. Takımların kalelerine çektirdikleri şutlara da benzer şekilde baktığımızda 10.5 kalesinde gol beklentisinden 8 gol yiyerek beklentinin 2.5 gol altında kalınmış olması ilk olumlu istatistik. Rakiplerine çektirdiği 141 şutun ligin en yüksek sayısı olması bir sorun olsa da bunların ortalama gol beklentisi değerinin 0.07 olması o şutların tehdit seviyesini azaltıyor. Fenerbahçe'nin kalesinde de durum benzer. Fenerbahçe de Beklentinin bir gol altında yemiş durumda ve belki de bununla Beklentisinin yaklaşık bir gol altında atmış olmasını tolere edebiliyor. Fenerbahçe'nin XGA görselinde Trabzonspor'unkine göre en dikkat çeken şey tabii ki noktaların yani şut sayısının azı. Trabzonspor'un aksine Fenerbahçe kalesine en az şut çektiren üçüncü takım. Bunların yüksek kalitede şutlar olmasına da izin vermeyen Fenerbahçe'nin rakiplerinin çektiği şutların ortalama gol beklentisi değeri de 0,08 ve bu kalenize çektirdiğiniz şutlar için iyi bir değer. Son olarak da her iki takımın önde top kazanma sayılarıyla bu bölümü kapatalım. Trabzonspor, sahanın son 40 metresinde geride kalan 8 haftada rakiplerinden 56 top kazandı, bunların 13'ünü şutla bitirdi ve bu şekilde bir gol buldu. Trabzonspor'un 56 ön alan top kazanımı onları bu kategoride ligin orta sıralarına yerleştiriyor. Fenerbahçe'de ise bu sayı 72 ve sarı lacivertler bu alanda ligin ikinciliğini Galatasaray ve Gaziantep Futbol Kulübü ile paylaşıyor. Fenerbahçe'nin bunu şuta çevirme sayısı ise orana vurunca düşük. Trabzonspor'unkinden düşük ancak bu şekilde bulduğu gol sayısı Trabzonspor'unkinden yüksek. Ön alan baskısı konusunda Fenerbahçe rakibine göre daha yoğun bir pres uyguluyor ancak bunları rakibi kadar bitiremiyor. Bitirebildiğinde ise golle sonuçlandırabiliyor. Her iki teknik direktörün de sezonun bu aşamasına kadar oluşan ve sizlerle paylaştığımız istatistikleri de dikkate alarak bu maça özel bazı planları olmasını beklemek bu işin normali. Takımlarının güçlü yönleriyle rakiplerinin tespit edebildikleri zayıf yönlerini birleştirerek üstün gelmeye çalışacaklar.